Şimdi bir tane kağıt parçası 5 parçaya bölünüyormuş. Şöyle bir tane kağıt parçası alalım. Kağıdımız bu. Şimdi 5 parçaya ayrılıyor. Parça sayısını yazarsak şöyle işte 1, 2, 3, 4, 5 tane parça oluşacak. Toplam 5 tane parça. Şimdi bu 5 parçadan bir tanesi tekrar 5 parçaya bölünecekmiş. Burada toplam 5 tane parça var. Şunu tekrar 5 parçaya ayırırsak, 5 parçaya. Bir sonraki adımda bunun karşısında 5 parça olacak. Ama şuradaki 4 tane parça halen varlığını sürdürecek. Demek ki ikinci adımda 5 tane parça, yanında bir de 4 tane parça olacak. Sonraki adımda bu 5 tane parçadan, 5 tane parçadan birisi yine 5 parçaya ayrılacak. Bu 5 parçaya ayrılınca birisi diğer 4 parça kalmış olur. 5 parçanın biri parçalanacak. Buraya 4 kalacak. Şurada da bir tane 4 var. Bu şekilde ilerleyecek. Şu yine 5 parçaya ayrılıyor. 4 parça kalacak. Bu yine 4 olarak kalacak. Bu yine 4 olarak kalacak. Şimdi aşama aşama hareket edersek en başta işte bir tane vardı. 5 parçaya ayrıldı. İkinci adımda bir tane 5, bir tane de 4 parçamız oluştu. Sonraki adımda 5, İki tane dört oluştu. Sonraki adımda beş, üç tane dört oluştu. Böyle ilerliyor. Bir sonraki adımı biz yazacak olsak bunu yazmaya gerek yok. Beş artı dört parça olacak. Şimdi tekrarlanıyormuş. Oluşan bir parça diyelim ki eninci parçaya kadar gittik. Böyle ilerledik. Yine aynı manzarayı göreceğiz. Bir tane beş olacak. Sonra şöyle dörtler devam edecek. Şöyle bu şekilde gitsin. Bu son işlemde şöyle bir manzara göreceğiz. 5 artı n çarpı 4. Bu şekilde olacak. Şimdi hangisi bu yolla elde edilecek kağıt parçalarından birisi olamaz diyor. Demek ki o toplam kağıt parçalarından elde edilen toplam şu. Hangisi olamaz? Bu soruluyor. Biz bu ifadeye bakarsak burası 4'ün katı yanında da artı 5 var. Eğer biz bu ifadeyi 4'e bölersek, 4 ile bölünürse, 5 olacak. Burası tam bölünüyor ama 5 kalmaz tabii 4'e bölümünden. Biz bunu 4'e bölersek 1 kalır. Buradan 0 kalacak. 4 ile bölünürse kalanımız 1 olmalı. 4'e böldüğümüz zaman 1 kalanını getirecek olanı arıyoruz. Sonraki basamakla alakalı 4'te bölünebilme. 41. 4'e böldüğümüz zaman 1 kalır. Demek ki doğru cevap bu. Şunlara da bakalım. 53. 52. Hangisi olamaz? Doğru, bu oldu. Evet, bu cevap değil demek ki. Şimdi 52 tam bölünüyor. 53 1 kalanına verecek. Şunları atarak ilerleyelim. Bu da olmaz. Sonraki basamak 65. 64 tam bölünüyor. Buradan da bir kalanı gelecek. Şuna bakalım. 26, 4'e bölersek 24, 2 kalanını verir. Buradan 2 kalır. İşte bu olamaz. Biz şuna da bakalım. 89, 88 tam bölünüyor. Buradan da bir kalır. Sadece D şıkkından 2 kalıyor. Bunların her birinden bir kalıyor. Hangisi olamaz? Denizli olamazmış demek ki.